Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz var dedi. Liderlere elinizi taşın altına koyun çağrısı yapan Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması ile ilgili atacağı önemli adımı da duyurdu. Artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Tüm paydaşların üzerine düşeni yapmasının vakti çoktan gelmiştir dedi. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısı yaptı. Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez. Siyasi bir çözüm bulunması için daha güçlü bir irade ortaya konulması gerekiyor. Yeni Türk evinden yürüyerek çıktı, Birleşmiş Milletler binasına geçti. Genel kurulda dünya liderlerine seslendi Cumhurbaşkanı. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Salgın hastalıkla mücadeleye ayrı parantez açtı. Türkova aşısının yakında tüm insanlığın istifadesine sunulacağını söyledi Erdoğan. Sözü Türkiye'nin 5 yıl önce imza attığı Paris İklim Anlaşması'na da getirdi. Öncelikle ve en çok da iklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Erdoğan zirve sırasında Finlandiya'dan Polonya'ya, Ukrayna'dan Gürcistan'a kadar pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler bahçesinde sergilenen Göbekli Tepe replikasını da inceledi. Daha adil bir dünya mümkün kitabının tanıtımları ise New York caddelerini süsledi. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tekrarlamak istiyorum.